Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki fonksiyon yapısına detaylı bir şekilde bakış atacağız. Yalnız şunu da belirteyim. Atıyorum bir video gördünüz. Bu videoda fonksiyonlar anlatılıyormuş. Ben zaten fonksiyonları biliyorum deyip lütfen videoyu geçmeyin. Çünkü sonuçta yeni bir dil öğrendiğimiz için her şeyi böyle parçalamak bazen pek mümkün olmuyor. Fonksiyonları anlatırken içeride bambaşka konuları da anlatmış olabiliyorum. Ve her şeyi de videonun başlığına yazamayacağım için lütfen videoları baştan sona kadar izleyin ki bu dersimizde de fonksiyonların dışında da pek çok kavramdan, konudan bahsediyor olacağım. Şimdi fonksiyon nedir? Yazılımda böl, parçalı, yok et diye bir mantık var. Yani biz problemimizi önce küçük küçük parçalara bölüyoruz ve daha sonra bunları içeren metotlar tanımlıyoruz. Uygulamanızda atıyorum dosyadan okuma yaptığınız bir uygulama olsun. Siz gidip de dosyadan okuma kodlarını main içine yazmayın. Ne yapın? Bununla ilgili bir metot yapın ve o metodun içinde sadece ve sadece dosyadan okuma işlemleri olsun. Bu sayede maininizin içinde isterseniz 1000 satır bir kod olsun. Yani hata aldığınız yer eğer dosyadan okumak ise bakacağınız yer aslında nedir? Sadece ve sadece metodun içidir. Böylece probleminizi böyle küçük küçük parçalara, yani metotlara ayırırsanız ne olacaktır? Çok daha hızlı bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Metotları, yani fonksiyonları biz bu şekilde kullanıyoruz. Kullanım amacı bu şekilde ve dediğimiz gibi bunun amacı sadece bakım değil, tekrar tekrar kullanımlarda çok daha işinize yarayacaktır. Uygulamanızın 3-5 yerinde bir dosyadan okuma yapıyorsanız her yere gidip de o dosyadan okuma kodu yazmak yerine sadece metodu çağırarak da işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte metotları kullanmanın güzelliği burada. Peki metodu tanımlarken ne yapıyoruz? Kotlin'de metotlarımız fonksiyon diye geçer ve fun anahtar kelimesiyle başlar. Daha sonra da metodumuzun adını yazıyoruz. Benim buradaki fonksiyonum, yani metodumun yapacağı iş iki tane verdiğim iki sayıyı toplamaktan başka bir şey değil. Bunu yaptıktan sonra şöyle süslü parantezleri de açıp fonksiyon içinde yapılacak kodları biz buraya yazıyoruz. Yalnız şimdi burada şöyle bir durum var. Ben sayıları, iki tane sayının toplamını istiyorsam bunu bu fonksiyona belirtmem lazım. Mesela sayı 1 ve verinin tipini yazdım. Sayı 2 ve verinin tipini yazdım. Böylece ne demek istiyorum? Bu fonksiyon oluşturulduğunda kullanıcının iki tane integer değer sağlaması lazım. Ne zaman kullanıyoruz bunu veya nasıl kullanıyoruz? Metodumuzun adını yazarak. Bakın bana bir hata veriyor. Diyor ki bunun tanımında sayı 1 ve sayı 2 diye iki tane parametre alacağı söylenmiş. O yüzden senin bana bu değerleri vermen gerekiyor diyor ve ben buna 10 ile 15 diye iki tane değer atıyorum. Böylece fonksiyonumu oluşturdum, çağırdım ve ilgili sayıları atadım. Neden? Çünkü mesela şu şurada dursun. Ben buraya gelip burada bir sayı tanımı yaparsam var sayı 1 dedim mesela. Eşittir 20. Şimdi bu değişkenin burada bir karşılığı yoktur arkadaşlar. Şimdi şu an var çünkü parametre olarak geçtiğim için. Ama normalde nedir? Bu değişken sadece bu fonksiyonun içinde geçerlidir. Yani değişkenlerin scope, yani kapsam alanı diye bir kavram var. Ve bu kavrama göre bu değişken burada tanımlandıysa sadece burada geçerlidir. Buradaki fonksiyonun bu değişkenden haberi olmaz. Ama ben diyorum ki burada oluşturduğum değerleri sana veriyorum. Ve buradaki 10 ve 15 diyelim sayı 1 ve sayı 2'ye sırasıyla yerleşti. Ne yapacağım ben bunları? Toplayıp ekrana bastıracağım. Burada ne yapıyoruz? Basit bir şekilde sayı 1 ve sayı 2'yi topla ve ekrana göster diyoruz. Uygulamayı çalıştırdığımda dediğimiz gibi 10 değeri sayı 1'e, 15 değeri sayı 2'ye atanacak ve ekranda 25 değerini aldık. Şimdi Java'da void diye bir tipimiz vardı değil mi? Veri tipi, geri dönüş tipi. Bu neydi? Geriye herhangi bir integer'dır, işte double'dır, load gibi veri döndürmediği zaman biz void kullanıyorduk. Kotlin'de bunun karşılığı unit'tir arkadaşlar. Unit demeniz de gerekmiyor çünkü Java'da dememiz gerekiyordu void bile olsa. Ama Kotlin'de eğer fonksiyon geriye bir değer döndürmüyorsa bunu belirtmeniz gerekmiyor. Yani bunu böyle de yazabileceğiniz gibi yazmasanız da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Peki
Ben bu sayıları toplanın. Atıyorum buraya geldim. Var dedim. Toplam dedim. Bu metodun geriye bu sayıların toplamını vermesini istiyorsam ne yapmam lazım? Şu an için mesela ben bunu gidip de ekrana yazdırırsam print line'la bakalım ne alacağız? Herhangi bir şey almadık. Geriye ne gönderdik? Kotlin.unit ki bu da nedir? Geriye dönüşü olmayan metotların unit tipinde değer olduğunun bir kanıtıdır. Ama ben burada istediğim bu değildi tabii ki de 25 değerini istiyordum. Yani bu metodun geriye toplam değerini döndürmesini istiyorsam eğer metodun sonuna 2 nokta koyup geri dönüş tipini bir kere belirtmem lazım. Ve de bunun içinde şöyle return deyip sayı 1 artı sayı 2 demem lazım. Böylece bu metodum sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını geriye döndürecek ve toplam değişkenine atanacak ve bu toplam değişkeni ekrana 25 değerini vermesi lazım. Bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bunu da verdim. Bunlar çok güzel. Zaten Java'da bildiğimiz şeylerdi. Peki Java'da olmayan ve Kotlin'de yeni olan bir özellik nedir? Böyle tek satırlık ifadeli veya basit metot içeriklerini biz ne yapabiliriz aslında? Herhangi bir şöyle bir veya return kelimesi kullanmadan ben geriye gönderebilirim. Nasıl yaparım? Metodumu burada tanımladım ya da şöyle yapalım. Bu dursun ekranda. Hani daha sonra sizle paylaştığımda görmeniz adına. Şöyle yapalım. Öncelikle tekrardan metodumu tanımladım. Sayıları topla dedim. Bu metodun sayı 1 ve de sayı 2 diye iki tane parametre alacağını da söylüyorum. Ve bunun geriye integer bir değer döndüreceğini söyledim. Bunları yaptıktan sonra sadece ve eşittir deyip buraya parametre olarak gelen ifadeleri burada kullanabilirsiniz. Bu metot sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını geriye döndürüyorsa eşittir deyip şöyle bir ifade kullandığımda sonuç değişmeyecektir ve herhangi bir hata almayacağız. Ve işte Kotlin'de Java'da olmayan Kotlin'de olan bir özellik. Gördüğünüz gibi. İşleri biraz daha zorlaştıralım diyelim. Çok da zor olmasa. Maksimum sayı. Bu da aldığı iki tane sayı değerini aralarında kıyaslasın ve maksimum olanı yani büyük olanı bana geriye göndersin. Integer diyorum. Eşittir diyorum. Kısa halini yazacağım. Eğer diyorum sayı 1 büyüktür sayı 2 ise sayı 1 değilse sayı 2'yi geriye gönder. Gördüğünüz gibi herhangi bir return ifadesi de kullanmadan böyle bir tanımlama yaptım. Daha sonra da toplama burada gösterdiğimiz gibi ne yapalım? Var maksimum diyelim. Eşittir maksimum sayı. Buraya da atıyorum 15 ile 19'u yazalım. Ve bunu tabii ki de ne yapmamız lazım? Print line ile ekrana bastırmam lazım. Gördüğünüz gibi 19 değerini verdi. Evet, gördüğünüz gibi tek satırda da ben fonksiyonumun içeriğini yazabiliyorum. Gerçekten güzel bir özellik. Peki bunlar böyleyken şimdi biz hep ne diyoruz? Biz Java'da Kotlin kodu, Kotlin'de de Java kodunu kolay bir şekilde çalıştırabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun örneğini yapmak için SRC klasörüne yeni bir Java sınıfı atadım ve bunun adını main yaptım. Main yaptıktan sonra burada bir tane public static void main diye bir metot bildiğimiz Java'nın main metodu böyledir değil mi? İlk Java projesi açtığınızda sizi bu karşılar. Şimdi ben burada şurada atıyorum maksimum sayıyı bulan fonksiyonu kullanmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bildiğiniz gibi biz bir metoda veya bir şeye bir değişkene erişmek istiyorsak o sınıfla ilgili bir nesne üretmemiz lazım. Mesela
Öğrenci diye bir sınıfınız varsa onu kullanmanız, oradaki değişkenleri veya onun içindeki metotları kullanmanız için işte öğrenci ÖGR eşittir NIV öğrenci demeniz lazım. Bunda da yine aynı şekilde yapacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir class yani sınıf tanımı yok. Ama biz Kotlin'in ilk girişte ne demiştik? Class tanımı yapmak zorunda değiliz. Ama bu da sonuçta Java gibi çalıştığı için class'lara ihtiyacı var. Siz bir class tanımı yapmasanız bile arka tarafta bununla ilgili bir class oluşuyor demiştik. Ve hatta şu out klasöründe bunu görmüştük. Nasıl oluyordu o? Test.kt dosyam testkt.class'a dönüşüyormuş. Yani benim burada bu dosyadan bir nesne üretmem için kullanacağım sınıfın adı testkt'dir arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şimdi ben buraya gidip test eşittir new testkt diyebilirim. Daha sonra test nokta deyip maksimum sayı buraya 10 15 gibi bir atama yapabilirim. Gördüğünüz gibi ben sadece 10-15 yazmama rağmen bu gitti. Ya bunlar sırf editörün bize yaptığı bir güzellik. Buraya yazdığın ilk değerin sayı 1'e, ikinci değerin sayı 2'ye eşit olduğunu. Yani görsel bir ifade. Ben bunu alıp da buraya koyarsam gördüğünüz gibi o ifade burada yok. Çünkü dediğimiz gibi editörün bize yaptığı bir güzellik sadece. Bilgilendirme amaçlı. Tabii bunu da ne yapmamız lazım? Bir tane integer max diye bir değişken tanımlayalım burada. Ona atayalım çünkü bu metot geriye bir değer gönderen bir metot. Ve daha sonra da basit bir şekilde print line yazamıyoruz Java'da. System.out.print line demem lazım ve bu max'ı burada yerleştirmem lazım. Şimdi bunu çalıştırdığımda Kotlin kodumuz çalışacak. Ki o da çalışırken bir hata verdi. Ne diyor? Constructor'ı yok diyoruz. Yani testkt sınıfından bir nesne ürettiğinde ilk neyimiz çalışıyordu? Constructor. Daha anlatmadık ama bildiğinizi farzlayalım. Neyse önemli olan o değil. Benim burada bir nesne üretip bu metodu kullanmam mümkün değil. Çünkü constructor'ım yok. Bunu siliyorum buradan. Ve şuraya şöyle bir ifade yazıyorum. Testkt nokta deyip herhangi bir nesne üretmeden direkt olarak sınıfım üzerinden metoda ulaşıyorum ve 15'e 13, 12 gibi değerleri atayım. Şimdi bu ifadeyi biz Java'da hep ne diyorduk?Ir sınıftan nesne üretmeden o metotları kullanmak istiyorsanız onları statik tanımlamanız lazım. Ama bizim Kotlin'de statik diye bir kelimemiz, anahtar kelimemiz yok. Bu ne demek o zaman? Oluşturduğumuz her fonksiyon default olarak statik ve public'tir diyebiliriz. Neyse bunun şu an şöyle kullanıldığını bilmeniz yeterli. Ve daha sonra burada run main.main yani main içindeki main metodunu çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi Java sınıfındaki bu printout çalıştı. Bunun ispatını da şöyle yapalım. Java'dayız. Boşluk dedik artı diyelim. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yani bu sınıfın çalıştığını şuradaki ifadenin değil de bunun çalıştığının ispatı bu. Bunu da anlattıktan sonra şöyle bir şey diyebilirim mesela hani şu ana kadar duymadığımız bu ben herhangi bir class oluşturmasam da dosya adıma bağlı olarak otomatik olarak bir class oluşuyor ya ben bu class'ın adının kendi belirlediğim bir isim olmasını istiyorsam. Çok basit bunu yapmak burada. Şöyle add deyip annotation diye geçiyor bu. File dedikten sonra jvm name deyip buradaki dosyanın adını mesela ne diyelim Kotlin dosyası diye belirtebilirsiniz. Bakın bunu yapar yapmaz, bunu buraya yazar yazmaz burası bağırıyor. Neden? Çünkü artık bu Kotlin dosyası derleme anında testkt olmayacaktı. Adı Kotlin dosyası olacak. Şimdi şuraya da dikkat ederseniz ben şurayı çalıştırdığım an şöyle recap şey de yapsak olur herhalde. Şuradan yapalım. Run dedik. Run kısmını seçtim. Burada testkt'yi seçiyorum.
Hata aldık çünkü test KT dosyası artık yok. Buradaki dosya Kotlin dosyası olarak çağrılacak. Şuraya gelip o zaman ne yapacağız? Kotlin dosyası diyeceğiz. Tekrardan çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi deminki o test KT gitti, yerine Kotlin dosyası yazdı. Çünkü ben burada bu dosyanın bu isimle oluşturulması gerektiğini söylediğim için. Evet, bu şekildeydi. Dediğimiz gibi bunlar editörün bize verdiği açıklayıcı parametreler. Yani yolladığım parametrelerin hangi değişkene denk geldiğini burada söylüyor. Bunların dışında ne diyebiliriz? Mesela parametrelerden konuşabiliriz. Bu uygulama metotları umarım anlamışsınızdır. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Yine bir fonksiyon tanımlıyorum. Mesela toplam tutar hesapla dedik. Şimdi ben buna mesela bir tutar verdiğimizde buna KDV ekleyip toplam tutarı geriye döndüren bir metot olsun. Geriye dön. O zaman bu iki tane parametre alacak. Birinci parametrem ne olacak? Tutar olacak. Integer tipinde. İkinci parametrem ne olacak? KDV oranı diyelim. Bu da double olsun. Ve gördüğünüz gibi belirttiğim veri tiplerinin büyük harflerini her zaman büyük harfle yazıyorum. Ve eşittir diyelim. Ya da bunu şimdi yeni bir örnek olduğu için şöyle yapalım. Eski usul yapalım. Kafamız karışmasın. Return diyorum. Geriye ne dönecek? Tutar çarpı. Mesela %18'lik bir KDV varsa bunu nasıl hesaplarız? Tutar artı tutar çarpı tutar çarpı 18 bölü 100 diye bunu döndürür, değil mi? Burada tabii bir hata alıyoruz. Ne diyor? Return type'ı değiştir diyor. Integer'a. Peki. Int. Büyük harflerle. Bunu böyle yazdığımızda bir hata var mı? Yok. Şimdi mesela ben bunu burada çalıştırayım. Buraya geldim. Öncelikli olarak bu geriye bir değer döndürdüğü için var diyorum. Toplam dedim buna. Eşittir dedim. Toplam tutar hesapla. Şimdi benim bunu buraya yazdığım zaman öncelikle tutarım mesela 100 lira olsun. Ve de KDV oranında 18 diye buraya belirtiyorum. Bakın burada da bir hata alıyor. Şimdi çünkü burası double bir işlem yapıyoruz ve ama double olan yerde integer atıyoruz ya şunu, şu ifadeyi yani ne yapmam lazım? Integer'a parse etmem, dönüştürmem lazım. Kotlin'de biz bunu çok basit bir şekilde nasıl yapıyorduk? To int metoduyla. Böylece burada oluşturulan hesap noktalı bile olsa en sonunda integer'a dönüştürülüyor. Şuraya da gelip int yazalım. Integer doesn't conform. Uyumsuz diyor. Çalıştırdığımızda da gördüğünüz gibi ne diyor? Confliction declaration toplam. Neden dedi bunu? Çünkü iki tane toplam yapmışız ve hangisini çağırdığını anlamıyor. Şunu şöyle toplam tutar diye değiştirelim. Bunu yaptıktan sonra da burası double diyor. Sen buraya integer yazmışsın. Bunu da çok basit bir şekilde şöyle nokta sıfır deyip bu sorunu da çözebiliriz. Yalnız burada şu 18 yerine de şuraya parametre olarak gönderdiğim KDV tutarını yazayım ki bir anlamı olsun, değil mi? Çünkü bu 18 değişebilir. Daha sonra burada run deyip Kotlin dosyasını çalıştırıyorum. Çünkü bununla da artık Kotlin dosyası. Bunu da ekrana bastırmayı unutmayalım. Print line toplam tutar diye. Tekrardan bir testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi 118 yazdı. Yani 100 liraya 18'lik bir KDV ile toplam olarak 118 liramız oldu. Yalnız şunu biliyoruz. Biz KDV oranı çoğu şeyde nedir? Değişmeyen bir şeydir. Yani ben bunu her seferinde buraya yollamak zorunda mıyım? Şu durumda evet. Çünkü ben bunun parametre olarak buraya vermişim. O yüzden buraya her seferinde
yollamam gerekiyor. Peki bu durumdan kaçınmak için, yani ben buraya sadece tutarı yollasam da KDV'yi bulsa. O zaman ne yapmam lazım? Bunu buraya yazdığımda bunu buradan silmem lazım ve buraya statik olarak 18 yazmam lazım. Veya onun yerine buraya gelip şu parametreye default bir değer atayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle 18.0 gibi. Bunu dediğim an ne olacaktır? Eğer ben buraya KDV oranını buradan parametre olarak yollamıyorsam default olarak 18'i kullanacaktır. Yolladığımda şöyle 15 gibi, nokta 0 gibi. Bu sefer de 15'i baz alacaktır. Bu default değeri es geçecektir. Şimdi önce bunun bir testini yapalım. 118'i görmem lazım. Evet. Peki KDV'lerin %8 olduğu bir ülkede yaşasaydık ne olurdu? Bu sefer bakalım yine 118 mi yazacak, farklı bir şey mi yazacak? Gördüğünüz gibi 108 lira yazdı. Yani parametreye default bir değer atamak için de böyle bir yöntem kullanıyoruz. Bunu yine aynı burada kullanırken nasıl yapacağız? Integer toplam tutar diyelim. Java dosyasında Kotlin metodu çağırıyorum burada. Kotlin dosyası nokta toplam tutar hesapla. Buraya ben mesela 55 dediğim zaman tutarı attı gördüğünüz gibi. KDV oranı yazarsam %55'lik bir KDV oranı olsun. Daha sonra da system.out.println deyip bunu ekrana basalım. Yine Java'da izlesin. Boşluk bıraktıktan sonra da toplam tutarı ekrana yazdıralım. Bakalım ne oluyor. Run diyorum. Bu sefer main'i seçtim. Yani Java dosyamı çalıştırmak istediğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi 55 liranın KDV oranını 55 ile beraber 85 lira gibi toplam bir tutara erişmiş olduk. Burada ama önemli bir detay var. Şimdi ben burada tutar ve KDV oranını yolladığımda buradaki metot bu iki değeri beklediği için herhangi bir sorun kalmıyor. Şunu sildim. Yalnız burada kullandığım gibi yani tek bir parametre yollarsam acaba ne oluyor? Yani ben buraya KDV oranını yollamazsam. Bakın hata alıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü bu kullandığım metot, fonksiyon iki parametre bekliyor. Yani buradaki gibi şunu sildiğimde nasıl bu çalışıyordu? Tek bir parametre ile bile. Bunu burada kullanamıyorum. Bunu kullanabilmem için yani sadece tutarı yollayıp KDV'yi burada ayarlamasını sağlayabilmem için bildiğiniz gibi metotların overload işlemi var. Overload. Bu ne demektir? Aynı isimli metodun farklı tipteki parametrelerle çalışabilmesini sağlayan olaydır bu. Bunu yaptığım zaman otomatik olarak derleme anında bu toplam tutar hesaplının hem tutar alan hem de sadece KDV oranı alan versiyonları da oluşturulacağı için herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bakın düzeldi. Ve deminki o şuradaki etiket kayboldu. Çünkü zaten bu metot tek bir parametre alıyor. Ama mesela ben buraya 15'te yazdığımda yine geliyor. Gördüğünüz gibi. Tek olduğunda sıkıntı yok. Ama birden fazla parametre aldığında neyin ne olduğunu da buraya yazıyor. Şimdi mesela 55 liranın toplam tutarını yani %18'lik KDV ile olan halini bulurken 64 lira yapıyormuş. Bunu da anlatmış olduk. Overload için böyle bir annotation kullanmak zorundayız. Bir de şöyle bir güzellik var. Onu da söyleyelim. Buraya değerleri atarken buradaki sıraya göre atıyoruz ama hani karışmasın veya daha bilgilendirici olsun diye buraya gelip şöyle tutar diyeyim. 55. Ondan sonra KDV oranı vardı. 80 diyebiliriz. 80 nokta. Bunu diyebileceğimiz gibi ben eğer bunların isimlerini belli ediyorsam sıralamanın da hiçbir önemi kalmıyor. Şöyle KDV oranı 85.0 deyip
tutarı da 50 diye girebiliyoruz. Çünkü sonuçta siz bu değerlerin neye ait olduğunu burada söylüyorsunuz. Bunu yaptığınızda da ne olacaktır? Herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi 92 verdi. Evet arkadaşlar, bu işlemler bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Birkaç tane daha yeni kavram gördük. Şu annotation'ları gördük en azından. Ve metotların nasıl işlendiğini ve bir Kotlin metoduna Java dosyasından nasıl erişeceğimizi de görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.